Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepsi Cunus kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi sorarsanız iyiyiz. Bir cumartesi sabahından herkese selamlar. Kucak dolusu sevgiler. Canlar ben bıraktığım yerden devam ederim gene iş yapma. Mutfağımın durumunu görüyorsunuz. Bugün sizlerle beraber sohbetli bir mutfak temizliği yapacağım inşallah diye düşünüyorum. Belki diyeceksiniz ki Filiz mutfak karışık falan. Biz akşam yemek yedik hiç ellemedim. Hiç yalan yok. Her zamanki gibi. Şimdi kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yaptık. Erdoğan yok. Niye yok? Erdoğansız kahvaltı yaptım. Erdoğan ilk günden benden kahvaltı yapamadı. Niye? Ben çocuklarımla kahvaltı yaptım. Saat şu anda 1:30'a geliyor canlar. Kızlarla konuştum. Melek abamla konuştum. Annemle konuştum. Elif'imle yazıştım. Ondan sonra canlar buraya geldim. Akşam niye öyle modar oldum bilmiyorum. Havaalanından geldik eve. 1-1,5 saat sonra işe gittim. Biliyorsunuz ben anaokulunda çalışıyorum burada. Cuma günü de var. Erdoğan dedi sen gelme kesinlikle. Dedim ben geleceğim olmaz. Çünkü o gitti mi tek başına geç geliyor. İkimiz dedim beraber çabuk çabuk yapalım. Gittik meyve yapalım çayımızı oturalım uşaklarımızın yanında dedim. Tamam dedi. Aslında benden kaçmaya çalıştı ben bırakmadım bunu dedim dur ben de geleceğim. Tamam dedi gittik beraber yaptık geldik. Anahtarlı benim işim olduğu için Erdoğan da gelebilir sıkıntı yok. Erdoğan da çalışmıyor bu arada. 3 gün sonra mı ne işe başlayacak işte. Ben pazartesi başlayacağım o sigortalı sabah işimi. Neyse canlar. Vallahi çay içemeden çayı demledim masaya getirdim koydum çayımı da döktüm ben uyumuşum kalmışım. O uyuyuş bu kalkış. Ondan sonra yani hiç mutfağı hiçbir yeri ellemedim. Belki diyeceksiniz ki Erdoğan sanki evde yoktu işte ortalık karışık. Yok canlarım Erdoğan benim uçaklarımı sağ salim bana verdi gösterdi beni yolladı. Allah 1000 kere razı olsun ben her şeyi yaparım. Bunlar da zaten valizden çıkardıklarım. Melek ablamın Zeynoş'a verdiği şişeler. Birisi halasının, birisi benim. Elif'in kızının birisi, birisi de benim. Zeynep hangisini seçerse diğerini Elif'in kızına vereceğim. Hafsa Lina'ma. Öyle canlar. Zeynep bunu geçen sene almıştı. Çok sevdi. Bunu da Hafsa Lina'ya yolladı. Onu da ona vereceğim. Ondan sonra içeride gene var birkaç bir şey. Valizi böyle açtım. Ondan sonra hiç ellemedim. İçinden alınacakları aldım. Bunlar da oturma odasının ortasında duruyorlar canlar. Sizler de beni izlerken videomu beğenmeyi unutmayın canlarım. Bak Türkiye'de ne güzel beğenilerimiz beni geçti. Burada da sizden bana aynı destekleri bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi ben buradan sizin katkılarınızdan gittim geldim. Ben ne kadar annem babama Filiz çok sevap aldım değilsen. Değilseniz Rabbim hepinize de ayrı ayrı sevap yazdığını ben düşünüyorum. Çünkü sizin desteklerinizle %90 oradaydım ben. İnşallah Rabbim nasip ederse gene gider gene gelirim. Sağlık olsun, huzur olsun, her şey olur. Birisi de beni arar. Dur bakalım kim arayacaklar. Efendim. Video çekiyorum hayatım. Yok yok duymazsın. İyiyim Tülay. Nasıl olayım? Anca geldim. Annem babam soran herkese selamları var canım benim. Babam işte Tülay. Bugün iyi sabah kötü. Yatan hasta kızım ne kadar olacak? Aynı bildiğin gördüğün gibi. Amin canım amin. Yok. Buyur. Evet. Hah. Evet. Tamam. 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 Tülay acaba bugün geçer mi elime? Erdoğan çünkü bugün öyle denk geldi Tülay. 3-4 gün önce bozuldu araba. Yapılmada yapılma. Bugün git araba alma. Tamamlansın da öyle alırım Tülay. He tamam.
Tamam canım. Olsun, verdi mi? Hepsini alırım. Dilek haberi verir bana zaten. Ha, tamam. Okey canım. Güzel, gene gireceğim. Ne yapayım kızım? Bu da denk geldi, biliyor musun Tülay? Tam araba bozuldu, sıra bana geldi. Hadi çöz. Bir hesabımız vardı canlar. Buradan arkadaşım aradı beni. Onu kapattık. İşte böyle yani. Hadi daha fazla uzatmaya, mutfağımızı temizleyelim canlar. Şöyle. Dediğim gibi erkek adam bu kadar yaptı. Çok bile yaptı yani. Bazı erkeklere göre Erdoğan bence çok bile yaptı. Onun için ona asla bir şey diyemiyorum. Hangi adama şimdi karısını Türkiye'ye yollar da 2 hafta 2 tane çocuğa bakar, eve bakar, işe bakar. Yani saygıdır bunlar canlar bence. Ha, benim gibi yapmadı. Ama onu ben zaten yapmasını da beklemiyorum. Bu kadarı bile bazı fazla yani. Benim uşaklarımı getirdi, içirdi, gezdirdi, kolladı. Çok şükür. Buradan da eşime teşekkürlerimi, minnettarlarımı sunarım. Ama bir kötü bir şey var. Az kötü de değil. Zaten biliyorsunuz araba ha bozuldu ha bozulacaktı. Ben gelmeden 2 gün önce canlar araba da bozuldu. Ne diyeyim size? Onun sıkıntısını bayağı yaşadım. Ne olacak, ne yapacağız gibisinde. Ha, bu telefonun da arkasında mı duruyorum, önümde mi duruyorum, nerede duruyorum ben de bilmiyorum. Şimdi ha, burada komşumuz var. Allah razı olsun. Hem komşumuz hem akrabamız. Hem aynı köylümüz. Ondan gitti araba bakma. Yani bir eski yönlü bir dene olsun canlı. Ben bineyim ona. Yeter bana. Bizimkini tamirciye verdi Erdoğan. Yapılacak yapılmayacak bilmiyoruz. Eğer çok masrafı varsa hiç yapmayacak bunu. Yaptırmayacak yani. Onu ben bilmiyorum. Erdoğan bilir gerçekten. Ben bilmem, eşim bilir. Hani ne yapacağını bilmiyorum. Yaptıracak mı? Aslında ben değilim bunu Erdoğan. 4-500 liralık olsa diyorum tamir parası bizim arabanın, yaptır diyorum. O sende kalır, bu da bende kalır. Sonuçta ikimiz de çalışıyoruz. Araba bana da lazım. Benim araba canım, elim kolum. Ben nasıl giderim işe? Benim bir işe gittiğim yerde otobüs gitmiyor. Orada otobüs yok. Bir ormanın içinde sabah işim benim. Yani bana mutlaka şart. Çarşıda olsa otobüs. Bir de burada gider inerim burada. Gene zor ama tamam. Araba ehliyetsiz yani. Ehliyeti olmayanlar nasıl katlanıyla bunlara bilmiyorum. Çok başka bir şey araba sürmek. Allah'ım herkese nasip etsin, kazasız belasız. Yani bundan biraz üzüldüm açıkçası. Yalan yok. Ama yapacak da bir şey yok. Olmadı mı olmadı. O, zaten biz sizler de biliyorsunuz da hep derdim size arabanın yeri yok, arabanın yeri yok diye. Bu da bugüne buldu. Bu da bugüne buldu. Çarelim olmasın. Ne yapar? Uşaklarıma bir şey olmaz. Alalım. Biliyorsunuz bir şey olduğunu zaten her şey üst üste geliyor. Erdoğan bu tencerede patates kızarttı. Tencerenin altı hep yağ oldu. Bitireyim de. Ne de yemek yapacağım bilmiyorum. Başım var ya, sanki başkasının evini temizleyelim. O kadar diyoşup bir duygulardayım ki anlatamam size. Yani resmen şu anda iş yapmayı beceremiyorum. Ciğerlerim acıyor.
Ölümde dünyada dalda bir kuru yaprak, bin sene de yaşasak son durak kara toprak. Yalayı bana evin en yapılması gereken yer canlarım mutfak. Bunda kalmış. Kalmış da değil. Şu zeytinyağını buna dökeceğim canım. Bunun dibindekini almayacağım. Bir daha kızartırım bundan bile de. Şunda helvalar var. Canlar ben çok sevdim helva aldım ya. Ve helvalarımı bakın canlar böyle yaptırıyorum. Beton helva var ya. Şu şekilde yaptırıyorum. İçinde de naylon var bir de. Böyle şimdi bunları dolaba koyarım. Her kahvaltı yapanı da buradan çıkarıp alıyoruz. Çok da rahat oluyor. Hiç de bir şey olmuyor. Ah. 2 kilo aldım canlar böyle. Şöyle göstereyim size. Bakın. Hep aynı yerden alıyorum. Moloz'da beton helva bir tane kemer şeyde var uzun sokakta. Bir de Moloz'da aynı adamın zaten. Abi beni tanıyor. Diyor kızım sen hiç dert etme ben sana aynı yurt dışına gideceksin biliyorum. Buradan arkadaşlarım da alıyor oradan. Ben sana diyor şimdi ayarlar veririm. Güzel paketliyor onları. Hadi canım belki Filiz burada helva yok mu? Var ama biz elle oradan bir şey alacağız yani bu bizim kaderimiz diyeyim size. Yapacak bir şey yok. Ula ula. Ula. Hı. Oy yanacağım yanacağım. Oy. Ya benim şeyim vardı yağ tökücüm. Bu ne yağıştı gitti? Ha burada. Sarı güç. Korkarım da bu tripod en küçük tripodum canlar. Biliyorsunuz öbürünü Türkiye'de kırdım. Akşam Erdoğan'a gösterdim. Bir bana yağsın Allah aşkına abini kırmayı nasıl beceriyorum? Dedim tuttum abresini çektim aşağı kırıldı düştü. Aynen abini beceriyorum. Bilerek yapmadım ya bilerek kim malını atar çöpe iyi malını. Pencerelerimi birazcık Erdoğan peyniri mahvetmiş ama. Ulan Erdoğan yakacağım senin çırağını. Şimdi tencerelerini alıp benim de yaz olacak. Başka çok sıkılıyorum. Affedersiniz yalayı var ki pis.
kadar sıcacık ki. Nereden ne vardı? Bilmiyorum ki. Bunlar ha üste girecek. Bu buzdolabına gidecek. Buzdolabı da silinecek aslında da. Bugün şimdi ben o kadar derin inemem. Başım ağrıyor. Hiçbir şey yerine koymamış. Onun için karışık görünüyor işte ortalık. Burada bir şey yok. Tost yapmışlar herhalde. Hadi sileksin benim canlar. 13 sene olur ha. Bunun yeri de o altı.
da sararmış. Acık yüzünü alayım da. Dedem mutfağa ben oyuna giderken sildiydim canım. Kombili, fırın, mırın. Ama inşaat da kaybede daha bitmemiş. 10 seneyi biter herhalde. O da ayrı bir sıkıntı. Bitse de tamamen bir köklü temizlik yapsak. İçeride ne yapacağım canım? İçeride de şimdi valizde çocuklara yeni bir şeyler aldım ya, kıyafet. Onların şimdi etiketlerini koparayım. Atayım onları makineye yiyelim. Öyle giyemezler onları. Ben öyle giydirmiyorum çocukların yıkanmamış şeyleri. Çok tiskinlerim bunlarda. Bunu da yıkarsın. Ha, bundan da kurtulamadım arkadaş. Bel bezi de eski. Sen de git. Thank you.
Dedim herhalde çekmiyor. Halbuki çekiymiş, korktum. Tövbe dedim, boşuna mı konuştum ben bu kadar saate kız. Dedim ana. Oh mis gibi, yeter. Çok incelemedim ama bugün de kuruyor fazla bile benim bu yorgunluğuma. Yeter canlar. Burayı da kapattım. Evet, mutfağımın son halini göstereyim size. Şöyle. Bunlar üste kalkacak, gidecekler. O şişeleri de oradan kaldıracağım. Evet canlar, bir güzel videomun daha bence sonuna gelmiş bulunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenmenizi sadece rica ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim size. Tek tek inşallah sıkılmadığınız bir mutfak temizlik videosu olmuştur. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, minnettarcıklarımı sunarım size. Hoşça kalın canlarım.